Adam bir alim zata, hocasına gitti ve şöyle müracaat etti. Dedi ki efendim, hanımla her gün kavga ediyoruz. Yoruldum usandım. Her gün kalbini kırıyorum. Huyum bozuk, ahlakım bozuk. Adam olamadık bir türlü. Sağ olsun o da geri adım atmıyor. Böyle çetin kavgalar oluyor. Komşular da bizar. Yüklene yüklene o kadar çok günahım oldu ki artık korkuyorum. Tevbesiyle meşgul olacağım. Bari bu günah artmasın. İzin verirseniz, dua ederseniz boşanmak istiyorum efendim dedi ya. Yeter dedi ya. Her gün huyum bozuk dedi ya. Düzelemiyorum bir türlü. Bir de alışkanlık oldu artık dedi. Her gün o saat geldi mi bir kavganın bahanesi çıkıyor dedi yani. Eften püften sebeplerle. Cevap. Bir ay içinde ölecek adamın ettiği lafa bak. Bizimki duvara çarpmış gibi oldu. Bir ay içinde öleceksin diyor karşısındaki. Allah Allah. Gaybı Allah bilir tabii de. Bu da diyor yani şimdi. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesine bir yasak mı var? Bildirebilir. Allah Allah. Kesin bilgi hasıl etmez ama olur ki bildirebilir. Döndü eve. Bir ay kaldı. 30 gün. 30 günden kaldığını bilen insan ne yapar? Kaza namazı kılar. Zekat borcu varsa onları hesap eder. Elde avuçta ne varsa yani dünya ile alakasını kesip hiç olmasa namaz borcumu bitirebildiğim kadar bitireyim diye telaşa düştü. Ve kuzu gibi oldu tabii. Azrail Aleyhisselam'ı bekleyen çok tatlı oluyor. Lokum, lokum. Hanım da alışkanlık icabı o saat gelince bir yokladı tabii. Bu da tabii bir alışkanlık meselesi. Kaşıntı oluyor tabii. Kavga edesi geliyor insanın herhalde. Dürttü ama çıt yok. Adam değişmiş. Haklısın hanım diyor falan. Yani, hallederiz diyor. Dünya ölümüz. Kadıncağız bir iki denemeden sonra ya dedi bunun huyu mu değişti ne oldu? Başına saksı mı düştü? Ağız tadıyla bir kavgada edemez olduk. Döndü işine de ne halin varsa gör dedi yani öyle ya. Döndü abla artık çalışmıyor ya. Salata yapıyor falan yani çocuklarla ilgileniyor. Böylece kavga bitti. Komşular da rahat etti. Evden ses gelmiyor artık. Abla salata yapıyor. Bizimki namaz kılıyor. Ait oldu. Kefenliği hazırladı. Hazır bekliyor artık boynu bükük. Azrail Aleyhisselam gelecek emanet alacak. Ama gelen yok. Akşam oldu. Allah Allah. İlk gün sayılmıyor mu acaba dedi bir gün daha bekledi. Sonra 31 günlük bir ay mı kastolundu acaba biz mi yanlış anladık deyip bir gün daha bekledi. Gene gelen yok. Telaşla biraz hızlı mı saydık? Yaprakları erken mi kopardık paniğe kapılıp? İhtiyaten 3-4 gün daha bekledi. Yok yok yok. Artık bir ay kesinlikle doldu. Dedi döndü. Efendim dedi karşınızdayız gördüğünüz gibi. Bir ay içinde öleceksin dediniz ama ömrümüz mü uzadı? Boşanma ne oldu dedi. Gündemden düştü efendim. Kim düşünür boşanmayı? Kavga? O günden beri kavga da yok dedi. Çünkü bir ortamda eğer iki diri varsa kavga vardır. Biri ölürse kavga biter. Öldün kavga bitti. İkisi de ölürse aşk olur. Ama tabii sizin hanımefendinin nasıl öleceğini ben bilemem onu. O senin işin. Sen ölünce kavga bitti geçmiş olsun. Bir daha kavga etmezsiniz. Eviniz gül bahçesi gibi olur. Kavga gürültü olmaz. Boşanmanın şakası bile olmaz artık. Geçmiş olsun dedi. Fakat dedi sana ne dediğime gelince... Dedim ki bir ay içinde öleceksin. Vallahi bir ay içinde öleceksin. Hangi ay içinde olduğunu Allah bilir.